Hayırlı akşamlar değerli seyircilerimiz. Kars İl Müftülüğü ve Sanat Televizyonu'nun ortaklaşa hazırlamış olduğu yeni bir iftar sevinci programında sizlerle birlikteyiz. Bu akşamki konuğumuz Kars İl Müftülüğü Deniz Hizmetleri Uzmanı Nazım Özkesemen hocamız. Değerli hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Amin inşallah, hayırlı Ramazanlar olsun. Durumlarınız nasıl hocam? Ramazan nasıl gidiyor? Çok sağ olun. Elhamdülillah iyi gidiyor. Bu Ramazan da serin geçiyor. Rabbim hayırlı bir şekilde faydalanmayı, güzel ameller kazanmayı hepimize nasip eylesin. Amin inşallah hocam. Değerli seyircilerimiz, bu akşam Nazım hocamızla haya, işte edep ve haya bağlamında haya nedir, dini boyut nedir, bunu konuşacağız inşallah. Buna dair sorularımız olacak. Hocam, öncelikle haya bir kavramsal anlamda, evet hocam, bir çerçevesini çizelim, tanımlamasını yapalım. Haya ne demektir hocam? Hocam, haya sözlükte utanmak, ar, namus gibi manalara gelir. Terim olarak nefsin çirkin davranışlardan rahatsız olup onları terk etmesi, kötü iş ve eylemlerden insanın uzaklaşması manasına gelir. Yüzü kızartan, insanın haysiyetini hiçe sayan davranışlardan insanın uzak olması demektir haya. Şimdi hocam, peki bu dini manada, yani istilahi manada dediğimiz, evet, mana itibariyle hayayı nasıl görürüz? Din ya da istilah dediğimiz mana itibariyle haya, evet, karşılığını nasıl bulur? Hocam, Allah'ın rızasına uygun zahiri ahlaktan başka dinimizin gerekli gördüğü, aklın da kabul ettiği hareket ve sözlerin tamamına biz haya, edep diyoruz. İnsanın Allah'a karşı, kullara karşı, diğer bütün canlılara karşı edep kalkanını takınması diyebiliriz. Evet hocam, peki nasıl anlamalıyız ya da bunu anlayıp nasıl hayatımızda tatbik etmeliyiz, nasıl yaşamalıyız haya kavramını, hayayı? Evet, haya gerçekten geniş bir konu sayın hocam. Özellikle insanın uyması gereken en önemli konulardan birisidir. Çünkü bizim İslam dini 3 temel esas üzerine kurulmuştur. Bu temel esasların birincisi inançtır, yani itikattır. Bir diğeri ibadettir, bir diğeri ise ahlaktır. Haya da bu ahlak çatısının altına girer. Yani bir insanın inancı olup, ibadeti olup, ahlakı olduğunda da, hayası da olduğunda da o insan güzel bir mümin olur, iyi bir mümin olur. Gerçekten Allah'ın emrettiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize tebliğ ettiği bir şahsiyete bürünür. Bu şekilde bir insan hayanın içeriğini kendi üstüne alıp o şekilde bir hayat yaşayabilir ve iyi bir mümin olabilir. Yani mesela özellikle eskiden böyle tekkelerde, belki, evet, değineceksiniz ama dergahlarda, oranın, evet, kapısında işte edep yahu yazar. Evet. İşte kapıların biraz daha böyle kişinin boyundan düşük, düşük yapılması olması, oraya edeple hayale girmesi. Belki de oradaki hani o irade eğitimi veya nefis eğitimi, en temelde ifade ettiğiniz gibi işte edebi hayayı önce insanın zihnine, yüreğine nakşetmek, ondan sonra onu hayatına tatbik etmek. Aynen. Belki de en temel şey bu. Yani doğrudur, insanın haya sahibi olmasıyla birlikte artık geriye kalan diğer davranışları zaten düzeliyor. Düzeliyor ve rahat bir şekilde yapabiliyor. Rahat bir hayat yaşıyor dediğiniz gibi. Yine eski ahi geleneğinde de dükkanların üzerinde de edep yahu yazardı. Yani insanların bir alışveriş yaptığında, başka bir iş yaptığında edepli olması gerektiğini bildiren yazılar yapılırdı. Tabii gün değişiyor, gelecek değişiyor, günümüz gittikçe değişiyor ama Rabbim bizleri edepten, hayadan hiçbir zaman ayırmasın diyelim hocam. Şimdi tabii günlük manada dediğiniz gibi, yani, evet, edep ve hayanın olmadığı bir yerde her türlü şeyde beklenebilir. Yani, evet, işte orada gasp olur, hırsızlık olur, güvensizlik, aynen, olur, öyle, güvensiz bir toplum oluşur. Her türlü kötülük olur şimdi hocam. Şimdi hocam, tabii
Malumunuz yani kelimenin aslında temelinde haya ve hayat Evet. yani Doğru. birbiriyle belki de çıkış kökeni anlamında aynı türden geliyor. Doğrudur. Bunu ilişkilendirirsek haya ve hayat kavramı nasıl bir ilişki içerisindedir? Evet. Hayat insanın yaşaması, dirilik demektir hocam. Haya kelimesi de zaten hayattan türemiş bir kelimedir. Yani demek ki haya sahibi olan bir insan yaşamaya başlayan bir insandır gerçek anlamda. Hayası olmayan bir insan ölü bir insan manasına da gelir. Peygamberlerin tebliğ ettiği ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bize bildirdiği bir hadis-i şerifte اِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ Yani hadisin başında da Peygamber Efendimiz şunu bildiriyor, diyor ki insanların peygamberlerden öğrendiği bir şey de utanmadıktan sonra dilediğini yap. Bu hadisten de yola çıktığımızda gerçekten haya sahibi olan insan yaşar. Güzel bir yaşantı sürer, kaliteli bir yaşantı sürer. Şahsiyeti yüksek olur ama haya sahibi olmayan bir insanın şahsiyeti düşük olur, yaşantısı kötü olur, çirkin yollara gider. Her türlü kötülük o insandan beklenir. Dolayısıyla gerçekten haya insanı yaşatır ve haya hayattır hocam. Haya eşittir hayat. Evet. Evet. Peki hocam İslam alimleri penceresinden bir sormak isterim. Evet. Yani o pencereden bakmak isterim daha doğrusu. İslam alimleri hayayı nasıl anlamışlar? Bunu örneklendirir misiniz hocam? Evet sayın hocam. Tabi İslam alimleri de Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi doğrultusunda işe bakmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabe-i kirama soruyor, diyor ki haya nedir? Onlar da haya Allah'a karşı haya, haya sahibi olmaktır diyor. Peygamber Efendimiz tabi biraz daha açıyor. Diyor ki haya Allah'tan hakkıyla haya etmek, başını ve başında yer alan organları, karnını ve karnına bağlı organları koruman, dünya hayatının süsüne kendini kaptırmaman, ölümü ve çürüyüp yok olmayı unutmamandır. Ahireti isteyen dünyanın süsünü bırakıp kim bunu yaparsa gerçekten haya etmiş, yani Allah'tan gereği gibi haya etmiş olur. Şimdi Peygamber Efendimizin hadisi şerifine baktığımız zaman alimler şunu diyor, diyor ki başın korunması, yani insanın başını koruması hayadır. Bu nasıl olur? İnsanın düşüncelerini koruması. Yani bugün günümüzde işte zararlı akımlar, zararlı ideolojiler, materyalist düşünceler, pozitivist düşünceler, bunlar hepsi özellikle bizler bazen gençlik çalışmalarında da yer aldığımız için gençlerde görebiliyoruz hocam. Gençlerde bu zararlı akımları görebiliyoruz. İşte insan başını, beynini, düşüncesini bu zararlı akımlardan koruması gerekiyor. Hayanın birinci kuralı. İkincisi başındaki organları, yani gözünü, kulağını, dilini, efendim her türlü hayasızlıktan korumalı. Bu hem erkek hem kadın için de böyledir. Yani sadece kadınların iffetli olup hayalı olup erkeklerin olmaması şeklinde bir şey kesinlikle dinimiz karşı çıkıyor. Hem erkeklerin hem kadınların haya sahibi olması gerekiyor. İşte İslam alimleri de başının organlarının korunmasını da bu şekilde ifade ediyor. Bir de karnın korunması, yani insanın haram yiyeceklerden, haram gıdalardan, haram rızıktan kendisini muhafaza etmesi, ailesini muhafaza etmesi de haya tanımı olarak ifade edilir hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ışığında zaten onlardan Efendimizin Evet. hadisinden veya hayatından örneklendirmeyle alimler böyle Evet. bir görüşte bulunuyorlar. Peki Peygamber Efendimizin ya da daha geniş manada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte sahabenin gözünün önünde yaşadığı bir Evet. hayat var. Onlar bunu nasıl bize yansıtmışlar, nasıl anlatmışlar? Peygamberin edebi hayası nasıldı hocam? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin edebi hayası sorulduğunda Hazreti Ayşe şöyle diyor, diyor ki Resulullah'ın edebi Kur'an idi.
Yani siz Kur'an okuyor musunuz diyor. Evet diyor sahabe-i kiram diyor ki işte Resulullah Kur'an'ın yaşayan timsaliydi. Tabi burada İshak hocam Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza nakşetmek de önemli bir konu. Yani haya deyince bizler hayayı nereden alacağız? Kaynağımız ne olacak? Evvela Kur'an olacak. Kur'an'ı bir hayat tarzı olacak. Bunun yanında da Resulullah'ın hayat tarzı olacak. Sahabe-i kiram Resulullah'ın hayasını anlatırken Resul-i Ekrem'in yaşayan Kur'an olduğunu, özellikle Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimiz'in yaşayan Kur'an olduğunu bildiriyor ve bu şekilde tarif ediyor. Yine sahabe-i kiram arasında da çok değerli, haya sahibi zatlar da vardı. Mesela Hazreti Osman radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer kendisinden yani Hazreti Osman'dan daha büyük olmalarına rağmen onların yanında biraz daha rahat davranırdı ama Hazreti Osman radıyallahu anh kendi evine geldiğinde biraz daha ayağa kalkardı. Kendisine bir gün soruluyor, ya Resulallah diyor, niye böyle yapıyorsunuz? Diyor ki meleklerin haya ettiği bir insandan ben haya etmeyeyim mi? Dolayısıyla Peygamber Efendimizin hayası ve sahabe-i kiramın hayası da aynı bu şekildeydi. Yine bir hadis-i şerifte deniliyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayası bakıldığı zaman genç bir kızın hayasından daha hayalı bir şahsiyete sahipti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii İshak hocam bugün işte günümüzde belki başımıza gelen musibetlerin bir kısmı da çevrenin, efendim bizlerin veyahut dünyanın giderek bu haya durumundan uzaklaşmasından meydana gelebiliyor. Nitekim tarihte de bunun bir çok örneği var. Peygamberler tarihinde de bunun örnekleri var. Lut aleyhisselamın kavmi hayasızlığın en temel örneklerinden bir tanesidir. Lut aleyhisselam ne kadar ısrar ediyorsa o hayasızlıktan bir türlü korunmuyorlar. Ondan çekinmiyorlar. Tabii Allah emrediyor, melekler geliyor ve kavmini helak ediyorlar. Haya konusu da tabii bizim bugüne baktığımız zaman en çok almamız gereken, en çok kendimizi savunmamız gereken ve hayatımızın odak noktasına koymamız gereken bir kavram olması gerekiyor ve hayatımıza bunu yansıtmamız gerekiyor Sayın Hocam. Yani ifade ettiğiniz gibi hocam, yani bugün belki dünyada yaşanan birçok şeyin temelinde evet, insanların işte maddeci, materyalist, pozitivist, demin ifade ettiğiniz kavramlar üzerinde baktığımız zaman bu da toplumsal yozlaşmaya sebebiyet veriyor ve artık düşünün ki yani cinsiyet ayrımcılığı bile artık ortadan kalkıyor. Cinsiyet eşitliği kavramlarına varıncaya kadar insanlar birçok şeyi savunmaya başlıyorlar tırnak aynen içerisinde. Bunun sonucu da toplumsal bir bozulma ve sonu kaos. Allah muhafaza artık ileride kaos. Belki de bu özellikle planlanan bir şey bilemiyorum ama insanlar artık cinsiyet tanımını bile kullanmadan böyle aynen. Yani o tür gruplar oluşuyor. Evet evet, maalesef böyle bir durumda söz konusu. İşte ifade ettiğiniz konular çok önemli hocam. Aynen yani öyle. Bu yani haya çatısından uzaklaşmak. Aynen öyle. Rabbimizin koyduğu düzeni bozmaya çalışıyor insanoğlu. Yani bilmiyorum temeldeki fikri ne ama "Ella tedgav fil mizan" buyuruyor. Rabbimiz düzeni bozmayın, mizanı bozmayın ama İnsanoğlu düzeni bozmaya çalışan bir gayret içinde. Tabi bu da geri dönüş olarak insana dönüyor ve insanın çok kötü, insanoğlunun kötü bir şekilde sınanmasına vesile olabiliyor. Rabbim böyle şeylerden muhafaza eylesin bizleri. Peki az önce Lut aleyhisselam örneğini verdiniz. Farklı örnekler verebilirim. İşte edep manasında, edepten yoksun toplumların yaşadığı şeylerle ilgili, evet, sonuçlar, neticelerle ilgili. Hocam şöyle bir kısa anlatılır. Merv şehrinin bir valisi var. Nuaym bin Meryem. Tabii zengin bir adam. Vali sonuçta. Bir genç kızı var.
talibi çok oluyor ister istemez. İşte şehrin ileri gelenlerinden veyahut diğer şehirlerin ileri gelenlerinden epey bir talip oluyor. O da kendisine şöyle diyor, diyor ben şimdi kızımı hangisine versem, ona versem o darılacak, ona versem o darılacak. Biraz böyle arada kalıyor. Hintli bir kölesi var mübarek adında. Bir tane de bahçesi var Nuaym'ın, üzüm bahçesi. Kölesine diyor ki, diyor ki git o bahçeye sahip ol, o bağlara sahip ol diyor. Neyse arada bir de kölesine uğruyor. Bakalım ne yapıyor, üzüm bağları ne durumda. Böyle bir gün yine uğruyor, epey üzümler de yetişmiş. Diyor ki hele bana bir bağ ver diyor, ben bir tadına bakayım. Birisini kesip veriyor mübarek Nuaym'a. Tadına bakıyor, bakıyor ki ekşi. Başka bir tane ver diyor. Başka bir tane kesip veriyor, ona bakıyor, onun da tadı ekşi. Diyor ki ya bu kadardır sen bu bağların içindesin, ekşiyle tatlı üzümü birbirinden ayırt edemiyor musun? Hizmetli diyor ki efendim ben hiçbir gün tadına bakmadım ki ben tadının ekşi mi olduğunu, tatlı mı olduğunu bileyim. Tabii Nuaym çok şaşırıyor, vali çok şaşırıyor. Diyor ki sen akıllı bir insansın, sen edepli bir insansın. Bana bir yol göster diyor ki çok kimse benim kızımı istiyor. Bunların bir kısmı falan yerin ileri geleni, filanın ileri geleni. Mübarek de şöyle diyor, diyor ki Arap döneminde, cahiliye devrinde Araplar şuna önem verirdi. Bir insanın zengin olması, sahibi olması, parasının çok olmasını önem verirlerdi. Bunun için birisiyle evlenirlerdi veyahut kızlarını evlendirirlerdi. Yahudiler ve Hristiyanlar da zarafet için, güzellik için, başka şeyler için kızlarını başkalarına verirlerdi veyahut başka eşler seçerlerdi. Peygamber Efendimiz de şunu emretmiştir. Din ve edep için, haya için, hayası düzgün olan, edebi düzgün olana, dini takvası bol olana kızınızı verin veyahut onunla evlendirin. Diyor ki sana kalmış seçim. Hangisiyle evlenmek istediysen sana kalmış. Tabi vali diyor ki ben seninle evlendireceğim. O ahlakını, o edebini görünce hizmetli mübareke diyor ki seninle evlendireceğim. Alıp eve götürüyorlar. Kızına da soruyor. Kızı da kabul ediyor. Ve Abdullah bin Mübarek dünyaya geliyor çocukları olarak. Yani hadis alimi Abdullah bin Mübarek. Tabi Mavarun-Nehir'de, Horasan'da hadisleri ilk tedvin eden kişi dünyaya geliyor. Bu gibi örnekler de haya ve edep konusunda bize örnek teşkil eden örneklerdir. Rabbim hayamızı çoğaltsın diyelim hocam. Hayamızı çoğaltsın Rabbim. Şimdi bazen de şeyler var hocam. Mesela toplumsal manada yaşadığımız zamanda da Evet. bazı şeylerden çekinen insanlar var. İşte bir çekingenlik gösterenler. Bu çekinme duygusu da haya duygusuyla örtüşüyor mu hocam? Hocam, çekingenlik haya değildir. Yani insanın hakkını aramaması, yeri geldiğinde o haya duygusunun kendisini çekingerek bir hayra gitmemesini, fırsatları değerlendirmemesini, hakkını elde etmemekten alıkoymasını, iyilik yapmaktan uzaklaştırmasını İslam dininde herhangi bir yeri yoktur. Yani haya değil, bu çekingenliktir. Yani yeri geldiğinde tam lazım olduğunda bir insanın efendim haya ederek çekingenli davranması bu İslam dininde hoş karşılanan bir şey değildir. Hayanın hepsini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır olarak değerlendiriyor. Diyor ki hayanın hepsi hayırdır. Dolayısıyla hayır olan bir işte insanın çekingen davranmaması gerekir. Yani haya bir tarafa, çekingenlik bir tarafa. Haya güzeldir ama çekingenlik pek iyi bir şey değildir. Dolayısıyla haya ile çekingenliği birbirine karıştırmamak gerekiyor. Tabii hayayı bir kenara bırakıp her şeye de karışmak, her şeye katılmak, her şeyin içinde olmak, affederseniz şöyle bir tabir var, her şeye maydanoz olmak şeklinde bu da hayaya uygun davranışlar değildir. Dolayısıyla haya sahibi olmak gerekiyor ama yeri geldiğinde
hayamızla beraber, vakurumuzla beraber, tevazumuzla beraber bize bir iş verilmişse, bir şey, bir hayır varsa, bir işe girişeceksek o işe de girmemiz gerekiyor hocam. Yani o zaman şu, yani haya dediğimiz zaman bir kişi nerede konuşması, nerede durması veya nerede yürümesi Evet. gerektiğini bilecek, o sınırını bilecek ama Aynen yine öyle. de edep tak şeyini, elbisesini, libasını giyinecek, ona göre Ona davranacak. göre davranacak hocam. Peki bu haya insanı nereye ulaştırır? Hocam, Zirvesi nedir bunun? evet. El hayâ'u minel iman buyuruyor Peygamber Efendimiz. Vel imanu fil cennet. Haya insanı, haya imandandır. İman ise insanı cennete götürür. Yani haya imanın bir parçasıdır. Yine vel bezâ'u minel cefâ vel cefâ'u finnâr. Yani ahlaksızlık ise cefadandır. Cefa ise sahibini cehenneme götürür. Eğer ki biz iman sahibi ve haya yolunu tercih etmişsek o haya bizi cennete ulaştıracak. Allah muhafaza, eğer ki hayasızlık yoluna girmişsek o hayasızlık bizi cehenneme ulaştıracak. Çünkü gerçekten haya sahibi olmayan, hayasız olan insandan her şey bekleniyor hocam. Yani zina olsun, hırsızlık olsun, iffetsizlik olsun, her türlü şey o insandan beklenir. Dolayısıyla haya cennete giden yoldur hocam. Yani hayanın zirvesi cennetin kapısı. Evet, aynen öyle. Peki hocam, vaktimiz de daralıyor. Son olarak söylemek istediğiniz şeyler varsa onları da alalım hocam. Hocam, bizim kültürümüzde şöyle bir şey var. Hayanın güzel olduğuna dair isimsiz olarak geçmiş, edebiyatımıza girmiş. Edep ehli mazlumdur, zalim olamaz. Edepsiz ilim öğrenen alim olamaz. Ehli irfan meclisinde aradım kıldım talep. Her hüner makbul imiş, illa edep, illa edep. Edep bir tac imiş nuri hudadan, giy ol tacı, emin ol her beladan buyuruyor. Bizim edebiyatımız, bizim kültürümüz, geleneğimiz. Dolayısıyla edep her işin başı, her işe ulaşan hayrın başı olduğunu bildiriyor. İlim olsa dahi edepsiz bir ilimden fayda gelmeyeceğini, her ne olursa olsun edebin insana yakışacağını, tevazunun insana yakışacağını bildiriyor. Dolayısıyla günümüzde de çeşitli ahlaksızlar, çeşitli tehlikeler hem gençlerimizi hem çocuklarımızı bekliyor, hem ailemizi bekliyor. Rabbim buyuruyor ki kendinizi ve ailenizi cehennemden koruyun. Bizler de ailemizi, kendimizi cehennemden korumak için ilk önce Allah inancına, ibadetlerimize, ahlakımıza, hayamıza, edebimize gereği gibi riayet etmeye gayret gösterelim. Rabbim bizleri hayalı insanlar eylesin. Hayamızdan hiçbir zaman eksiltmesin inşallah. Bizleri razı olduğu kullar zümresine nail eylesin inşallah. Amin hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Allah razı ederim. olsun. Gönlünüze, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Değerli seyircilerimiz, bu akşam konuğum Din Hizmetleri Uzmanı Nazım Özkesmen hocamızdı. Hocamızla edep ve haya konusunu konuştuk. Yüce Rabbim istifade edebilmeyi nasip eylesin inşallah. İftarınız hayırlı mübarek olsun. Gününüz, geceniz, yarınlarınız bereket getirsin efendim. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.